Soluk almada güçlük çeken birinin amfizem hastası olup olmadığını anlamak için yapılabilecek şeylerden biri göğüs röntgeni çekmektir. Size burada normal bir röntgenin neye benzediğini çizmek istiyorum. Bakın akciğerler bu şekildedir. Aşağı doğru hareket ederek nefes almamıza yardımcı olan diyafram da akciğerlerin hemen altında yer alır ve işte buna benzer. Amfizemli bir hastanın göğüs röntgeni ise bunun gibidir. Akciğerlerin nasıl da büyük ve şiş göründüğünü fark ettiniz değil mi? Adeta şişmiş birer balon gibi. Buraya aşırı havalanmış diye not ediyorum. Çünkü tıbbi olarak bu durumu tanımlamak için böyle deniyor. Hava burada sıkışıp kaldığından böyle bir görüntü ortaya çıkıyor ve buna benzeyen bir röntgen amfizemin ya da farklı bir obstrüktif hastalığın belirtisi olabilir. Hava yolları tıkalı ve esnekliğini yitirmiş olduğundan İçeride sıkışan hava akciğerlerin buna benzer bir görüntüye sahip olmasına neden olur. Akciğerlerin diyaframa nasıl baskı yaptığına da dikkatinizi çekmek istiyorum. Diyafram o eski eğriliğini kaybetmiş, neredeyse düzleşmiş. Onun içinde artık aşağı doğru çok fazla hareket edemez ve hasta soluk almada güçlük yaşamaya başlar. Göğüs boşluğunun dolu ve şişkin olmasından dolayı da bu hastalar nefes almada güçlük yaşar. Buna ek olarak boyun kısmındaki açının normal bir insanın boynundan farklı olduğunu da görüyorsunuz değil mi? Bunun sebebi nefes alabilmek için normal insanların kullanmadığı kasları kullanmalarıdır. Akciğerlerin esnekliklerini yitirmeleri nedeniyle göğüs kafeslerini genişletebilmek ve fazla havayı dışarı atabilmek için de farklı kas gruplarını, örneğin karın kaslarını kullanırlar. Evet, Amfizem teşhisi için röntgen başvurulacak ilk yöntemlerden biridir. Çünkü diğer yöntemlere göre daha ucuz ve daha kolaydır. Röntgeni ek olarak hastadan solunum fonksiyon testlerine girmesi istenebilir. Bu testlerden biri zorlu ekspiratuvar testidir. Şimdi bu hastamız olsun. Biraz daha iyi görünmesini sağlamak için kafasına birazcık saç çiziyorum. Hastamızın adı Burhan olsun. Burhan Bey, nefes almada... Ve vermede güçlük şikayetleriyle doktora geliyor. Zorlu ekspiratuvar testinde hastanın ağzına ucu makineye bağlı olan bir ağızlık takılır. Burhan Bey'in elinden geldiğince derin bir nefes alması, nefesini bir iki saniye tutması ve daha sonra da yine elinden geldiği kadar hızlı ve güçlü bir şekilde havayı dışarı vermesi istenir. Astım hastası olduğumdan şüphelendiklerinde benden de bu testi yaptırmamı istemişlerdi. Sonuç olarak astımım olmadığı anlaşıldı. Ama diyeceğim o ki bu test gerçekten de çok zor bir testtir. Nefes verme sırasında siz nefesinizin bittiğini düşünürken sizden devam etmenizi istiyorlar ve gerçekten de ölecekmiş gibi hissediyorsunuz. Test doktorlara iki sonuç veriyor. Bunlardan ilki FVC yani zorlu vital kapasite. Bu değer hastanın dışarı verebildiği hava miktarını gösteriyor. Bir başka deyişle soluk aldıktan sonra hızlı ve derin bir ekspirasyonla akciğerlerde hava kalmayana kadar çıkartılabilen gaz hacmi FVC'yi oluşturur. Buna ek olarak bu testler FEV1 yani birinci saniyedeki zorlu ekspiratuvar volüm değerini de gösterir. Bu test sırasında dışarı hava vermek için epeyce çabalarken aslında en fazla havanın nefes vermenin ilk saniyelerinde çıktığını biliyor muydunuz Şöyle düşünün bir pastanın üzerindeki mumları üflediğinizde mumlar genelde ilk anda hemen söner öyle değil mi Eğer sönmezlerse de yeniden nefes almadan istediğiniz kadar üfleyin mumlar yanmaya devam eder Normal bir akciğerde Havanın %80'i ilk saniyelerde dışarı verilir. Yani FEV1/FVC bölü FVC değerinin yaklaşık olarak %80 olması gerekir. Amfizem gibi obstrüktif hastalıklarda ise bu oran %80'den farklıdır. Öncelikle zorlu vital kapasitenin düştüğü gözlemlenir. Obstrüktif hastalıklarda hasta dışarı daha az hava verebildiği için akciğerlerin tamamen şişmesi ile tamamen boşalması arasındaki mutlak fark azalır ve dolayısıyla zorlu vital kapasitede düşer. Havanın dışarı atılmasının ilk saniyelerde gerçekleştiğini söylemiştim. Hastalık durumunda akciğerler eskisi gibi esnek olmadıkları için F1 değeri yani birinci saniyedeki zorlu ekspiratuar volüm değeri bu durumdan daha da çok etkilenir. Bunları sayılarla ifade edersem Galiba neler olup bittiğini daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Örneğin Burhan Bey'de zorlu vital kapasitenin 5 litre olduğunu düşünelim. Fonksiyonları normal olan bir akciğerin bunun 4 litresini dışarı atabilmesi gerekir. Amfizemi olduğu için zorlu vital kapasitenin 4 olduğunu varsayarsak, 1. saniyedeki zorlu ekspiratuvar volüm değerindeki düşüş, daha da fazla olacak ve mesela 4'ten 2'lere gerileyecek. 2 bölü 4, 50 anlamına gelir. Ne oldu? 80'den 50'ye geriledik. İki değerde düşmüş olmasına rağmen oran bundan daha da fazla etkilendi. Kısacası, amfizem gibi obstrüktif hastalıklarda FEV1 bölü FVC değeri %75, %80'den azdır. Orandaki düşüş Burhan Bey'in hastalığının ciddiyeti hakkında da bilgi verir. Amfizem genellikle sigara kullanan ve çalıştığı ortamda irritan maddelere maruz kalan insanlarda görülür. Ama eğer Burhan Bey sigara kullanmıyor ve iritan içeren bir ortamda çalışmıyorsa neden amfizeme yakalanmış olabileceği bazı kan testleriyle mesela kanındaki alfa 1 antitripsin seviyesi ölçülerek açıklanabilir. Çünkü amfizemin sebeplerinden biri de alfa-1 antitripsin eksikliğidir. Bunun ne anlama geldiğini kısaca özetleyecek olursam, akciğerlere esneklik kazandıran elastinin amfizem hastalığı sırasında yıkıma uğramasından elastaz isimli proteaz sorumludur. Elastaz için kırmızıyı seçtim çünkü akciğerlerdeki elastini yok ediyor. Elastini yok eden elastazın seviyesi ise karaciğerde üretilen alfa 1 antitripsin tarafından kontrol ediliyor. Evet, alfa 1 antitripsin kandaki elastin seviyesini artırır ve eğer alfa 1 antitripsin eksikliği varsa kişinin amfizeme yakalanma riski de artar. Burhan Bey'in neden amfizeme yakalandığını başka bir şekilde açıklayamıyorsak kanındaki alfa 1 antitripsin seviyesini kontrol edebiliriz. Yapılabilecek diğer kan testlerinden biri de kan gazı testidir. Bunu parantez içinde yazıyorum. Çünkü bu test yapılan rutin testlerden değildir ve çok pahalıdır. Ayrıca kan toplar damar yerine daha hassas olan atar damarlardan alındığı için oldukça da acı vericidir. Dolayısıyla bu test hastaneye kaldırılmış ağır amfizen vakalarında uygulanır. Kan gazı testi, kandaki oksijen ve karbondioksit seviyelerini bulmak için uygulanan bir testtir. Ancak eğer hastanın durumu çok ağır değilse yapılabilecek diğer testlerden biri de tam kan sayımı olabilir. Bu testte kan toplar damardan alındığından hasta için çok acı verici değildir. Bu testle her ne kadar oksijen ve karbondioksit seviyelerini elde edemesek de vücudun artan karbondioksitin yarattığı asiditeyi engellemek için ne kadar bir karbonat barındırdığını görebiliriz. Amfizem vakalarında hava akciğerlerde sıkıştığı için kandaki karbondioksit miktarı artar ve bunu bu test sayesinde değerlendirebiliriz. Ancak bu test de kan gazı testine göre daha kolay olmasına rağmen durumu ağır olmayan hastalara uygulanan bir test değildir. Bu kan testleri hastanın solunumu hakkında ek bilgiler verse de röntgen, solunum fonksiyon testleri ve alfa-1 antitripsin testi teşhis açısından daha değerli testlerdir.